Patiserap Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün size yumuşacık ve bol bademli bir kurabiye tarifinin yapımını sunacağım. Malzeme listemizi not ettiysek hemen yapımına geçebiliriz. Hadi buyurun. Hadi bakalım başlayalım. Önce pudra şekerimizi bir kasenin içerisine alalım. Badem tozumuzu ekleyelim. Taze sıkılmış limon suyu ve oda sıcaklığındaki yumurta akı. Bir çatal yardımıyla bütün malzemeleri birbirine güzelce karıştıralım. Oda sıcaklığındaki badem ezmemizi küp şeklinde doğrayalım. Küp doğradığımız badem ezmelerimizi de hamurumuzun içine ekledikten sonra elimizle güzelce yoğuralım. Bu tarifimizde un olmadığı için hamurumuz hafif ele yapışkan olacak. Ve en son gül suyumuzu ilave edelim. Hamurlarımızı batıracağımız yumurta akını çırpıyoruz. Şimdi de kurabiyelerimizin yapımına geçiyoruz. Bunun için ilk önce elimizi suya batırıyoruz. Ardından hamurdan kaysa büyüklüğünde bezeler kopartıp elimizle güzelce yapımda da gördüğünüz gibi şekil aldırıyoruz. File bademlerinin üzerine yapışması için hamurumuzu önce yumurta akına batırıyoruz ve ardından her yerini bademe buluyoruz. Ve işlemi hamur bitene kadar devam ettiriyoruz. Artık kurabiyelerimiz fırına verilmeye hazır. Önceden ısıttığımız 180 derecelik fırınımızda tam 15 dakika alt üst ayarda pişiriyoruz. Fırından çıkan kurabiyelerimiz hafif nemli olacak. O yüzden tepsinin üzerinde biraz dinlendirdikten sonra soğutmak için bir telin üzerine alıyoruz. Kurabiyelerimiz soğurken biz de bu arada çikolatasını eritiyoruz. Bunu da benmere usulü yapıyoruz. Sürekli karıştırarak ve suya değdirmeden. Erittiğimiz çikolatanın içerisine kurabiyelerimizin iki ucunu güzelce batırıyoruz. Ardından yağlı kağıdın üzerine yerleştirip kuruması için biraz bekliyoruz. Ve işte gördüğünüz gibi içi nemli ve bol bademli olan kurabiyelerimiz de hazır. Umarım tarifim ve videom hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere diyorum. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.